Herkese merhaba, yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz NI Number, yani bizlerin deyişiyle NINO, açılımıyla da National Insurance Number. Buraya geldikten sonra yaşanan en büyük problemlerden birisi de bu numarayı almak. Aslında çok büyütecek bir şey yok, sadece süreci bazen uzatıyorlar, bazen bekliyorsun, çok bekliyorsun, bazen işte red alıyorsun. Tabii bunda Covid'in de şeyi var, etkisi var, home office vesaire gibi ortamlar kapalı olduğu için bu süreç birazcık daha yavaş oluyor. Şimdi ben sizlere bizim aldığımız süreci anlatacağım. Onun yanında da işte çeşitli tüyolar vereceğim. Önce iki tane telefon numarası var. Bunları açıklama kısmına yazarım. İlk numara, vereceğim ilk numara başvuru için aranması gereken numara. İkinci numara da başvurduktan sonra sorgulamak için gerekli olan numara. Öncelikle ilk numarayı arıyorsunuz. NI Number'a ihtiyacınızın olduğunu söylüyorsunuz. Bazen şey de yapabilirsiniz. Tercüman da isteyebilirsiniz. Biz bir kere aradık, tercümanla yaptık. Talepte bulunduk. Şu anda veremeyeceklerini, Job Center'a gelmemiz gerektiğini, hani yüz yüze yapılması gereken bir görüşme olduğunu falan söylediler. Sonra bir daha aradık. Bu sefer normal İngilizce konuşarak derdimizi anlattık. Bu kez bize mesela yaptılar, kaydımızı aldılar. Yani demek istediğim şey şu, genelde aradığınızda ya çok meşgul oluyor, hiç ulaşamıyorsunuz ya da ulaştığınızda size şunu söylüyorlar. Lütfen işte Job Center açıldığında gidin gibilerinden size öneride bulunuyorlar. Aslında burada şunu yapmanız gerekiyor, ısrarcı olmanız gerekiyor, sürekli aramanız gerekiyor. Bir tanesi vermiyor, iki tanesi vermiyor, üçüncüsü tamam diyor, işte başvurunuzu aldık diyor. Bu da işte diğer Facebook gruplarında falan Telegram'da gördüğüm yorumlardan bir tanesiydi. Biz uyguladık, oldu. NI Number'a başvurmak için en az 1000 poundluk fatura kesmeniz gerekiyor. Bu önemli. Size başvurudan sonra sizin evinize bir posta geliyor. Postada işte pasaport, BRP gibi belgelerin olması gerektiği söyleniyor. Bunların yanı sıra sizler de hani bunlar orada yazmıyor ama genelde işte kira kontratı vesaire gibi ya da şirketinizi açtığınıza dair kart vizit, çeşitli birkaç harcamanız falan, faturanız falan, birkaç tane bir şey daha koymakta fayda var. Bir de orada NI Number'a neden ihtiyacınızın olduğuna dair bir boşluk var. Orayı da doldurmayı unutmayın. Muhasebeciler bu konularda yardımcı oluyorlar. Gönderiyorlar size o metni. Ama sormazsanız göndermiyorlar. Sormanız lazım. Bunu doldurduktan sonra bekliyorsunuz. Artık bunun için bir süre limiti yok. Bayağı bir bekliyorsunuz. Sonra işte yavaş yavaş sorgulamak için aramaya başlıyorsunuz. Sonra sorgulama kısmında belli bir süreden sonra gelmediğinde bir e-posta adresi var. Bu e-posta adresini de açıklama kısmında paylaşacağım. O e-postaya yine hani başvurduğunuzu, herhangi bir şekilde cevap alamadığınıza dair bir mail atarsınız. O mailde İngilizce yazmanız gerekiyor. Size daha sonradan bir hafta kadar bir süre sonrasında dönüş yapıyorlar telefonla. İşte artık başvurunuzu gönderdik, gelmedi mi, tekrar gönderelim, adresiniz bu mu değil mi gibi sorular soruyorlar. Tabii bunların hepsi İngilizce oluyor. Ondan sonra işte size sonuç olumlu ya da olumsuz bir şekilde geliyor. Burada sadece biraz ısrarcı olmanız gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor. Hani hemen vazgeçmemek gerekiyor. Bir de dediğim gibi olmazsa eğer, herhangi bir dönüş alamazsanız eğer, mail atmanız gerekiyor. Sole Trader ve Limited'ler için yani çok şu anda çok bir farklılık yok. Normalde Limited'ler daha çabuk alıyordu ama şimdi Limited'lerden de bayağı bir red alan oluyor gördüğüm kadarıyla. Yani 2-3 kere başvurup da red alanlar falan tanıyorum. Bu nedenle tabii bunda birazcık Covid'in de şeyleri var. Yani etkisi var diyebiliriz maalesef. Bu numaraya niye ihtiyacımız var? Bu numaraya şundan dolayı ihtiyacımız var. Vergi ödeme kısmında bize gelen bir tane daha numara oluyor. Bunları tabii muhasebeciniz takip ediyor. Numaraya zaten National Insurance Number geldiği zaman bunu muhasebecinize iletmeniz gerekiyor. O da sizin adınıza HMRC'ye kayıt oluşturuyor. Tabii bir de şu var. Ben şimdi sole trader olduğum için kendim açısından anlattım. Dependentların da aynı şekilde olması gerekiyor. Mesela eşim başvurdu. Eşim benden çok daha basit bir şekilde aldı. Onunki daha çabuk geldi. Onlar birazcık daha basit işte BRP, pasaport falan koyup göndermesi yeterli oluyor. Dependentlar daha kolay alıyor. Dependentlara da çalıştıkları yerde lazım oluyor NI Number.
Şimdi NI number bir de şu konuda önemli. Uzatmada NI number'ın olmasının daha iyi olacağı söyleniyor. Olmayanlar da olmayıp da başvuranlar da varmış. Bir yıl ya da 3 yıl alanlar var. Genelde yoksa 1 yıl falan veriyor diyorlar. Bunlar tabii söylenti, net olarak bir şey ortada yok. Tabii olursa daha iyi olur. Dediğim gibi bu konuyu sıkı bir şekilde takip ederseniz sonucunu da alırsınız. Sakın şöyle bir şey yapmayın. Ben yeni geldim. Ya işte daha var, bir aradan bir 2-3 ay geçsin, öyle başvuru falan gibi düşüncelere kapılmayın. Çünkü bir yıl çok çabuk geçiyor. Zaten beklemesi çok uzun sürüyor. Bu nedenle yani geldiğiniz gibi adresinizi ayarladıktan sonra, ilk faturanızı yani en az bir 1000 poundluk fatura kestikten sonra hemen başvurunuzu yapın, ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.